buraya çok geliyorum. Sevgili dostlarımızla birbirimizi tanıyoruz. Ben Avcılar'ın en güzel mahallesi olarak Frisköy'ü görüyorum. Frisköy gerçekten her anlamıyla ilgili baharın bütün güzellikler içinde yaşayan bir mahallemiz. O anlamıyla ilgili değerli dostlar. Sevgili dostlar, şu an Türkiye'de gerçekten demokratik olmayan bir süreci yaşıyoruz hep beraber. Bu güzel ülkemize baharı getirmemiz lazım. El birliğiyle, el ele vererek. Bizim pirlerimiz Hünkarancı Bektaş Veli der ya, bir olalım, iri olalım, diri olalım. Biz bir olmamız lazım, iri olmamız, diri olmamız lazım. Bu ülkedeki bütün halklarla beraber, hep beraber el ele vermemiz lazım. Nasıl Frisköy güzel bir mahallemizse, Türkiye'yi de bu boyuta getirmemiz lazım. Türkiye'de herkes ötekileştiriliyor şu an. Özellikle AKP, MHP, yoğun bir şekilde ilgili herkesi sınıflara bölündürülen bir politika gülüyor. Biz de diyoruz ki sevgili canlar, her kesim, her ırk anlamı, gelenek görenek anlamında Alevi, Sünni, Türk, Kürt, Çerkez, inananı, Ermenisiyle, inanmayanla beraber hep beraber el ele vereceğiz. Ülkemizdeki bütün sorunları Türk halklarıyla beraber sevgili dostlar üstesinden gelmemiz lazım bu meselelerimizi. Bu akşam bizim partimize yönelik büyük bir operasyon yapıldı. Özellikle Diyarbakır ekserinde sevgili dostlar. 100'ün üzerinde 150'ye yakın arkadaşlarımızı aldı. Bunlar bizim o bölgedeki seçim koordinasyonumuzu yürüten arkadaşlarımızdı. Esas aslında biz parti olarak da Yeşil Sol Parti olarak daha önceki gelenekten gelen HDP olarak da bunlara uzak değiliz. Onu da söylemek gerekiyor. Seçim sandıkların o bölgedeki güvenliği azaltmak yönüne bir çalışma yürütüyorlar sevgili canlar. Sizlerden de şu anlamda destek istiyoruz sevgili canlar. Özellikle bu ötekileştirmeye karşı artık el ele vermemiz lazım. Bu güzel coğrafyamızı sevgiyle buluşturmamız lazım. Ama maalesef sevgiden çok kindar ve dindar bir kelam dillendiren bir mantıkla karşı karşıyayız. Tek bayramın ikinci gününde gördünüz. Adıyaman'da, mezarlıktaki bayramlarda küsler barışır. Dargınlıklar bir araya gelir, ona ortadan kaldırılır. Hele mezarlıklar dediğimiz, kutsal dediğimiz mekanlarımızda nelerle karşılaştıklarını, o bölgede nasıl bir çalışma yaptıklarını, provokatif eylemler yaptığını hepimiz gördük. Onun için sizlerden sevgili dostlar, bu sürece yine deriz ya biz 72 milleti aynı göze gören bir inancın insanlarıyız biz. Aleviler olarak, Bektaşlılar olarak, pirimizin yine kelamlarıyla nefsimize ağır gelenlerini başkasına tasdik etmememiz lazım sevgili dostlar. Böyle bir süreci yaşıyoruz. Hep beraber bunun sesinden canlı gününe geleceğimize inanıyoruz sevgili canlar. Hiç şey yok iken Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alevi kimliği üzerinde Bektaşliler, Alevilere bir yoğun bir saldırı var şu an Türkiye'de. Bunların artık konuşulması bile 2023 yılında yaşıyorsak hepimiz için bence ülkeyi yönetenler için bir utanç meselesi. Onun için bunlara halkın, toplumun yüzleşmesi lazım sevgili dostlar. Biz bunlarla yüzleşirsek, el ele verirsek, güzelliklerle bir araya gelirsek bu meselelerin üstesinden hep beraber gelebiliriz. Sevgili canlar, şu an demokratik bir cumhuriyet oluşması için hepimiz varla yokla mücadele ediyoruz. Biz gittiğimiz her yerde şunu söylüyoruz gür bir şekilde. Bir oy Yeşil Sol Parti istiyoruz. Özellikle mecliste gerçekten çok etkin bir çalışma yürütülecek. Şu an AKP bütün bakanlarının neredeyse hepsini milletvekilliği yapıyor. Kendileri gidiyorlar, bunu görüyorlar. Meclisi kitlemeye gayret edecekler. Biz de Yeşil Sol Parti olarak demokratik bir cumhuriyetin oluşması için orada ne mücadele verilmesi gerekiyorsa vereceğiz. Türkiye'nin demokratikleşmesi, sivil bir anayasanın yapılması, bütün toplumların sorunlarıyla bu ülkede yaşayan Kürt sorunu, Alevi sorunu, efendim de Romanların sorunu ve gibi her halkın sorunlarını kendimize dert edeceğiz. Çok daha sözü uzatmak istemiyorum. Hak Muhammed Ali hepinize yardımcısı olsun. Sizlerden lütfen şu süreçle beraber elinizi vicdanınıza koyarak oy kullanmanızı istiyoruz. Hızır hepimize yardımcısı olsun.